Son olarak Ukrayna'da ama öncesinde Türkiye'nin terörle mücadelesinde, Azerbaycan'ın 44 günlük vatan muharebesi ve zaferinde, Libya'da, bütün dünyada çatışma alanlarında oyun değiştirici olarak nitelenen Bayraktar TB2 SİHA'ları. Ukrayna'da son olarak dün aktarmıştık. Ukrayna ordusundan bir grup yazılan Bayraktar şarkısına klip de çekmişlerdi. İşte Bayraktar'la anılan bu teknolojik gelişim Azerbaycan'da da nihayetinde vatan muharebesinde ön plandaydı. Azerbaycan'da şu anda heyecan durukta. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'in başlamasına sadece saatler kaldı. Festival için Baykar teknoloji lideri Selçuk Bayraktar da Bakü'de. Bayraktar, Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağıyla bir uçuş gerçekleştirdi. Selçuk Bayraktar'a Azerbaycan Teknik Üniversitesi'nden Fahri Doktor unvanı da verildi. Üniformasında Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını taşıdı. MiG-29 savaş uçağıyla Azerbaycan semalarında gezindi. Başkent Bakü, dünyanın en büyük teknoloji festivaline ev sahipliği yapacak. 26-29 Mayıs tarihleri arasındaki festival için Baykar teknoloji lideri Selçuk Bayraktar da Bakü'ye gitti. Bayraktar, Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait bir MiG-29'la uçtu. Uçuş Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'ndan yapıldı. Bayraktar öncesinde Solo Türk'ün ilk pilotu, hava pilotu Albay Murat Keleş'ten briefing aldı. Ardından Azerbaycan Hava Kuvvetleri Muharip Kuvvetler Komutan Yardımcısı hava pilot Albay Zaur Rüstemov'la çift kabinli MiG-29'a geçti. Asker selamı vererek havalanan Bayraktar uçuşun bir bölümünü kumanda etti. Bayraktar'ın uçtuğu MiG-29, Teknofest Azerbaycan'da uçuş gösterisi yapacak olan Milli TİHA Bayraktar Akıncı ile kol uçuşu gerçekleştirdi. Uçuş yaklaşık bir saat sürdü. Bayraktar ve Rüstemov uçuşun ardından hava üstünde bulunan Azerbaycan Hava Kuvvetleri personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Baykar teknoloji lideri Azerbaycan Teknik Üniversitesi'nde uçuşa ilişkin bilgi verdi. Çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. Yine dün Teknofest hazırlıkları kapsamında biliyorsunuz Akıncı insansız hava aracımız uçarak Batı Trakya'dan 2000 kilometre uçarak Bakü'ye gelmişti. İki adet Akıncı insansız hava aracımız. Dün Akıncı bir yandan Bakü semalarında uçarken prova uçuşlarında ben de MiG-29 savaş uçağıyla arkadaki uçaktan Akıncı'nın kolunda uçma imkanına sahip oldum. Bu benim için de çocukluktan beri bir hayaldi. Aynı zamanda Akıncı bir yandan yerden kontrol edilirken biz de kolunda savaş uçağıyla uçtuk. Hatta kısa bir süre kol uçuşunda uçağa komuta dahi ettim. O da çok heyecanlıydı. İnşallah Teknofest Azerbaycan'da sürpriz gösteriler de olacak. Tüm milletimizi, tüm Türk alemini, tüm insanlığı ben Teknofest'e davet ediyorum. Teknofest Azerbaycan'a büyük bir coşkuyla ilk yılını burada geçirecek inşallah. Selçuk Bayraktar'a Azerbaycan Teknik Üniversitesi tarafından Fahri Doktor unvanı verildi. Üniversitenin rektörü Vilayet Veliyev, Türkiye ve Azerbaycan arasında savunma sanayi alanında teknolojik işbirliğinin arttırılmasında sağladığı katkıdan dolayı Bayraktar'a teşekkür etti. Biz Teknofest Azerbaycan için Bakü'ye geldik. Bugün de Azerbaycan Teknik Üniversitesi Fahri Doktor'a unvanını layık gördüğünü söyledi. Teveccüh buyurdular. Biz de şerefle kabul ettik. Azerbaycan'da Teknofest hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. 120 bin metrekare alana standlar, çadırlar ve sahneler kuruldu. Teknofest'te sürprizler olacağını duyuran Selçuk Bayraktar, herkesi etkinliğe davet etti.